Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Taylan. Ne var ne yok, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sizi gördüm, daha iyi oldum. Ben de öyle, ben de öyle. Çok büyük keyif sizi görmek, dinlemek. Zaman ayırdığınız için çok Tabii teşekkür ki. Tabii ki. ederim. Ben teşekkür ederim. Yeniden buluştuk. Umarım güzel bir söyleşi olur. Evet, ben de çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum yine her zamanki gibi. Karşılıklı olarak birbirimizi teşvik ediyoruz böyle öğrenmek için. Bazen kışkırtıcı sorularla herhalde ben de öğrenmeye gayret ediyorum. Evet. Sizden de çok şey öğreniyorum her zamanki gibi. Şimdi bugün ego üzerine konuşacağız Mutluhan Hoca'yla. Yavaş yavaş da katılanlar oluyor. Kaydı daha sonra saklayacağım. Hocam dilerseniz önce ben hakkınızda biraz bilgi vermek istiyorum Tabii ki. dinleyicilere. Tabii ki. Mutluhan Hoca 1985 yılında tıp doktoru oldu. 96'da psikiyatri uzmanlığını aldı ve halen kliniğinde psikiyatrist olarak çalışmakta. 2009'dan bu yana ise psikanaliz üzerine kitap ve makaleler yazmaktadır. Çeşitli dernek, kurum ve üniversitelerde psikanaliz dersleri, seminerler ve eğitimler vermeyi sürdürüyor. 2017'den itibaren de nevrozların tedavisinde psikanaliz yöntemini kullanmaktadır hocamız. Öznenin diyalektiği, lakancı psikanaliz ve karakter çözümleme, antidepresan tuzağı, yaramaz çocukları ilaçlamayın kitaplarının yazarıdır. Tıp Bu Değil isimli kitap serisinin yazarlarındandır ve yine psikiyatrinin çeşitli alanlarıyla ilgili çevirmiş olduğu makale ve kitap bölümleri vardır. Son olarak da Lacan'ın Ekri eserinden iki temel makaleyi Psikanalizin Temel İlkeleri kitabıyla Fransızca aslında dilimize kazandırmıştır. Önemli bir kazanım bence. Ve kitapta da Lacanca analize dair oldukça kapsamlı bir giriş bölümü yazmıştır hocamız. Yani kitabı da daha sonra temin etmeyenlere önerebiliriz belki. Hocam ben bu giriş bölümünden başlamak istiyorum. Sizin için de uygunsa Tabii kısaca ki. bir özet geçebiliriz. Ben birazcık bugün de ego üzerine düşünürken de tekrar notlarıma göz attım. Siz şöyle başlıyorsunuz aslında kitabınızın girişinde. 19. yüzyıl üretim ilişkilerinin ekonomi ve siyasette yaşanan dönüşümlerin insanların yaşamlarında yarattığı önemli değişiklikler olduğunu vurguluyorsunuz. Bir yanda materyalist, diğer yanda liberal sistemin rekabeti içerisinde psikanalizin Batı bloğu tarafından aslında manipüle edilip biraz kullanıldığını vurguluyorsunuz. İki blokta da insanın özünde bir mükemmel ego olduğu yanılgısının hakim olduğunu belirtiyorsunuz. Fakat biz biliyoruz ki, özellikle Lacan ve Freud'dan beri biliyoruz ki özgür irade yok ama bu vurgu tabii liberal ekonomi için çok da uygun görünmüyor. Ve kişinin özünde bir özgür yapı olduğu, toplum ve ideolojinin insanı aslında bozduğu bir söylem. Tabii batılı model tarafından daha kabul edilebilir görünüyor. Diğer yanda sosyalist blokta ise üretim araçları üreticinin elinde kalır ve artı değer yine eşitliğinin olursa zaten insanın toplumcu bir egoyla, bu mükemmel egoya sahip olacağı ön kabulü hakimdir. Bu iki modelin, ekonomik modelin savaşında psikanalizin daha çok Batı tarafından adeta bir silah gibi manipüle edildiğini belki düşünebiliriz. Lacan ise Batı'da özgür ve mükemmel egoya dayalı olarak şekillenen ego psikolojisinin aslında Freud'un görüşlerinin yansıtmadığını, bu görüşlerin dönüştürüldüğünü savunuyor. Ve sizin de vurguladığınız gibi yazınızda psikanaliz derneklerin otoriter bir tutumla aslında üyelerini belli bir görüşün temsilcisi olan bir yapıdan, bir tedrisattan geçirdiğini belki ve buna uymayanları daha dışlar bir pozisyonda hareket ettiklerini görüyoruz. Ve psikanalizi şekilci bir yapıya hapseden doğuştan mükemmel çalışan hakiki bir kendiliğin ideolojilerle ve toplumsallaşmayla bozulduğu ve zihnin
yeniden eski şekilde inşasının gerekliliğinin psikanaliz olarak dayattığını görüyoruz. Yani sanki toplum insanı bozar ve bir hakiki kendiliğini bulmamızı ancak psikanaliz sağlar gibi bir kabaca düşünce. Freud ise sizin vurguladığınız gibi öznenin aslında iyiyi doğruyu doğuştan en iyi şekilde ayıran gerçek bir kendiliği olması bir yana, aslında yaşamının onlu yaşlarına kadar bir ötekiye muhtaç bir varlık olduğu ve doğruyu yanlışı ayırmakta zorlanan histerik bir tablo sergilediğini göstermiştir bize. Tabii bir büyük öteki arayışı sadece bu yaşlarla sınırlı kalmıyor. Yaşamımızın devamında da bir ötekinin aynısında egomuzu sabitleme çabamız var. Bugün biraz bahsedeceğiz belki de. Batı bireysel özgür ego görüşünü ayakta tutmak için özellikle teolojiyi toplumun parçası yaparken, Doğu bloğu ise dinsel kurumları ortadan kaldırarak köleleşmiş bilincin ortadan kalkacağını savunuyordu. Siz burayı vurgulamaktasınız. Bu anlamda psikanalizin bireyciliği besleyip toplumcu egoyu tehdit olacağı gerekçesiyle psikanalize de kapıyı kapattı diyebiliriz belki noktada. Batı ise psikanalizin politik arenadaki potansiyelini görerek Freud'un kuramını ve psikoloji disiplinini adeta mutluluk pazarlayan bir şirket yapısına dönüştürdü. Lacan, sizin yazınızda vurguladığınız gibi liberal modelde simgesel yapının yerine imgesel bir yapının öne çıkarılarak fantezi üzerinden çalışan bir ekonomik modelin işlediğini vurguluyor. Kişilerin serbest girişimciliğe dayanan bir modele uyum sağlaması gerekliliğini de artık psikoterapistlerin de görevi bilerek veya bilmeyerek diyelim belki, bu uyumu kolaylaştırmak oldu aslında. Özetle psikanalizin gelişimsel seyrinin bazı psikanalist ve psikologların tarafsızlık vurgusunun aksine ekonomik politik alanda yaşananlarla şekillendiğini söyleyebiliriz. Özellikle ego kavramının da bu bağlamda şekillendiğini söyleyebiliriz belki. Ben kitabınızdaki giriş kısmından bir izlekle söyleşiye başlamayı uygun buldum. Çünkü ego kavramı ne kadar tarafsız bir yerde zannetsek de aslında hem siyasette hem sosyal bilimlerde de çok kilit bir noktada görülen bir kavram. Evet. Hocam, sizin buraya kadar eklemek istediğiniz yoksa ego nedir sorusuyla başlayalım istiyorum. Evet. Freud ego kavramını biraz zorunlu olarak kullanıyor. Yani pratiğine başladığı yıllarda o dönemde hakim olan dili kullanmak zorunda. Siz de hepiniz zaten bunu yapıyoruz. İnsanların anlayabileceği dili kullanıyoruz. Yoksa anlaşılamıyoruz. Şimdi ego Latince'de ben demek. Eskiden beri tabii insanlar bir mükemmel ben ile birlikte dünyaya geldiğimizi öne sürmüş. Buna inanmışlar. Yani bu çok çok eskiden beri insanların bütün kültürlerde yaygın olan bir inancı. Yani insanın bir mükemmel beni vardı. Bu ben nedir? Kendisini ve içinde bulunduğu çevrenin koşullarını gayet uygun bir şekilde aklıyla anlayabilen ve buna uygun tepkiler veren bir acenta şeklinde. Zihinsel bir acenta şeklinde. Freud bunu biraz zorunlu olarak kullanıyor bu kelimeyi anlaşılmak için. Başlangıçta bir takım savunma mekanizmalarını, örneğin bastırmayı egonun işlevi olarak ortaya koyuyor. Ama aslında egonun bastırma şeklinde bir mekanizması yoktur. Egonun kendisi bir bastırmadır. Yani ego bir takım şeyleri dışlayan ve bir takım şeyleri de kendine ait kılan bir sürecin adıdır aslında. Yani bir içimizdeki mekanizma bunu yapmıyor. Bir aktif bir bastırma ya da başka bir takım savunma mekanizmaları kullanarak kendisini dış dünya ile ilişki içine sokmuyor. Tam tersine dünyaya gelmiş olan bir bilinç, kendisini bilmeyen bir bilinç, sadece ötekini bilen bir bilinç bir süre sonra kendisini o bilincin istediği doğrultuda oluşturmak için böyle bir kendilik algısı geliştiriyor. Bir öğrenme bu aslında. Neyi öğreniyoruz? Bilgiyi öğreniyoruz.
Ego zaman içinde öncelikle tabii ayna evresinde Lacan'ın tanımladığı gibi bir imaj meselesi var. Aslında imago ile başlatıyor bu imaj meselesini. Imago'nun arkasından da kendilik imajının net olarak tanımlandığı bir dönem var. Ama bütün bunlar doğru bilginin aşamaları. Doğru bilgiyi biz nereden alabiliriz? Ötekinden alıyoruz. Tabii yani bilgiyi bizim tek başımıza oluşturma şansımız yok. Ve bir bilgiyi doğru kabul ettiğimizde başka bir şeyleri de o bağlamda yanlış kabul etmiş oluyoruz. Böylece bir ego oluştuktan sonra yani doğruları söyleyen bir acentadan bahsediyoruz. Doğru bilgiyi öğrenmiş yani zihnimiz pasif bir zihin iken doğru olarak ortaya konulan bir bilgiyi öğreniyor. Bunu aktarmaya başlıyor yani bu bağlamda dış dünya ile ilişki kuruyor. Doğru dediği bilginin dışında kalan şeyleri de yanlış bilgi olarak kabul ediyor. Şimdi işte ego tam olarak bu. Bir bilgiyi doğru kabul etmek ve bunun dışında kalan şeyleri yanlış kabul etmek. Şimdi burada ego ortaya çıktığında bir doğru bilgi olarak ve öznenin kendisinin sahiplendiği bir doğru bilgi olarak yani özne doğru bilgiyi tamamen kendisi içinde barındıran ve doğru bilgiyi aktaran, o bağlamda davranan bir yapı olarak öznenin kendisini görmesini sağlıyor. Şimdi böyle olduğu zaman da bir takım şeyleri yanlış buluyoruz. Bu yanlıştır, bana ait değildir. İşte tam da bu nokta egonun aslında bir bastırma olduğunu gösteren bir şey. Yani bastırma ve dışlama. Ayrıca bir mekanizmaya, bastırma mekanizmasına egonun savunma mekanizmaları olarak tanımladığımız projektif identifikasyon, işte reaksiyon formasyon, efendim başka bir takım savunma mekanizmaları, bunların hiçbirine aslında egonun kullanmasına gerek yok. Ego doğru bilgiyi kendisine ait kılabiliyor mu? Bu bilginin sürekliliğini kurabiliyor mu? Ki bu arada bunu kurarken zaman kavramını da oluşturuyor ego. Zaman kavramı egonun kendisidir zaten. Yani doğru bilgiyi anlamış olan, doğru bilgiyi kendine ait kılmış olan ve bu doğru bilginin içinde aşama aşama ilerleyen, bunu öğrenmiş olan, icra eden, yanlış bilgiyle karşılaştığında bunu kendi dışına atan ve bunları zaman sırasına göre dizen, belli bir mantığa oturtan süreçte oluşan şeydir bu ego. Zaman kavramı da bu şekilde ortaya çıkıyor. İşte bu şekilde bir bellek işlevini de mükemmel çalışmasıyla birlikte ego şeklinde bir şey görmeye başlıyoruz. Yani ego aslında elimize hazır bir şekilde düşmüyor. Yani doğar doğmaz içimizde var olan bir çekirdekten yeşerip, gelişip ondan sonra elimize düşen bir şey değil aslında olgunlaşmış bir şekilde. Sonradan her karşılaştığı ötekinin zemininde, ötekinin belirlediği doğrular zemininde o doğruları kendisine ait kılıp onları ezbere tekrarlayan bir zihinsel yapıdan söz ediyoruz ego deyince. Onun dışında kalan da ötekine ait oluyor, bana ait değil. Şimdi bunun sürekliliğini sağlamak lazım. Bunları nereden biliyoruz? Psikoz hastalarından. Şimdi eğer bir öznenin belli dönemlerde bu ego işlevini mükemmel yaptığı yaşantıları varsa, arada psikotik belirtiler gösteriyorsa aslında bu psikoz değildir. Histerik bir zemine gidiyor geliyor demektir. Yani egosunun sürekliliğini korumadığı, kesintiye uğrattığı, belki büyük ötekini değiştirdi. Yani biz anneden başlayarak babaya, daha sonra okul, öğretmen, toplumun kuralları falan farklı farklı büyük ötekilerle yüzleşiyoruz. Bu büyük ötekilerin her birinin karşısında farklı bir ego oluşuyor. Çünkü her birinin doğruları farklı. O farklı doğruların karşısında o doğruları öğrenen farklı bir ego ortaya çıkıyor. Şimdi bu egolar büyük ötekini değiştirirken bazen kesintiye uğrayabiliyor. Yani birbirine çok zıt bir takım doğruları, yanlışları savunan bir büyük öteki varsa ondan ona öbürüne geçerken ya
kesinti kesinlikle ortaya çıkıyor. İki ego da canlı olarak ortada kalabiliyor. Yani bir süreklilik koruyamadığımız farklı iki ego, sanki farklı iki insan varmış gibi. Çünkü birbirine zıt bir takım doğru yanlış değer sistemi olan iki kişi bir araya gelse ne olur? Uzlaşabilirler mi? Kavga ediyorlar değil mi? Gördüğümüz kadarıyla dünyada. Biri ak diyor, biri kara diyor. Ne oluyor? Arayı bulamıyorlar, kavga ediyorlar. İşte bu iki egonun nevrozda kavga ettiğini görüyoruz. Akla kara diyen iki egonun. Ama her biri kendisi için ak olanı savunuyor. Ötekine karayı savunduğunu söylüyor. Diğeri de diyor ki hayır, ak olan benim, kara olan sensin. Şimdi burada bir senteze ulaşmak olanaksız olduğu için nevroz bu şekilde ortaya çıkıyor. Biz bu kesintiyi, aradaki kesintiyi, atlamayı, egoların birbirini dışlamasını çok net olarak görüyoruz nevrozlarda. İşte aslında ortada bir bastırma yok, projektif identifikasyon gibi savunma mekanizması yok. Egoyu kuracaksak zaten bunları otomatikman yapmak zorundayız. Bunları icra etmeden bir ego kurmamız zaten mümkün değil, olanaksız. Ama bunların aşırı kullanıldığı durumlarda, projektif identifikasyonu aşırı kullanan bir ego varsa bir nevroz durumu ortaya çıkıyor. O da neden kullanıyor? Çünkü başka bir ego da orada canlı. Biri ortaya çıktığında öbürünü geri plana itiyor. Bu şekilde. Ama psikozda ne oluyor? Hiçbir egonun oluşabildiğini, kalıcı olduğunu göremiyoruz psikozda. Bu nedenle zaman kavramı sürekliliğini gösteremiyor. Zaman kavramı bozuk oluyor. Ve ben diyen, ben diyerek bir takım yaşantıları hafızasına alan bir yapı da göremiyoruz. Bu nedenle hafıza bozukluğu da ortaya çıkıyor. O yüzden 4 yaşından öncesini hatırlayamayız. Çünkü bunları 4 yaşından önce yaşantılarımızı hafızasına alıp süreklilik gösteren ve onu sonraki yıllara taşıyan oradaki deneyimleri bir ego henüz oluşmamıştır. 4 yaşından sonra, 3 yaşından sonra falan oluşur böyle bir ego. Yani yaşantılarını kendine ait kılan, onu geleceğe taşıyan, bir geçmişi olan, bugünü olan, böyle bir zaman dizilimi içinde kendi yaşantılarını dizen bir egoyu ancak 3-4 yaşından sonra görebiliyoruz. Bu yavaş yavaş bu şekilde kurulur. Şimdi aslında Freud'un söylemek istediği de bu. Lacan bunu çok açıkça vurgulayan biri. Ama tabii ki Lacan ortaya çıktığında Freud vefat etmiş çoktan ve psikanaliz camiasını baştan beri sahip olduğumuz mükemmel bir egonun var olduğuna inanan kişiler ele geçirmiş olduğu için Lacan'ı dışlıyorlar, konuşturmuyorlar, saçmalıyorsun diyorlar, mikrofonunu kapatıyorlar falan. Lacan diyor ki hayır diyor, ben Freud'dan aktarıyorum diyor. Mesela benim de o kitapta Lacan'ın çevirisini, iki makalesini çevirdiğim kitaptaki ön sözde söylediklerim aslında Lacan'ın söylediklerinin bir özeti. Evet, psikanalizin temel ilkeleri. Burada Ekri'den iki temel makaleyi çevirdim ben. Hem Lacan'ın yaşadıklarını, psikanaliz camiasıyla yaşadıklarını anlamak açısından hem de egoya Lacan'ın ve Freud'un aslında orijinal olarak nasıl baktığını anlatmak açısından çok çok kilit makaleler bu iki makale. Ben de ona bir ön söz yazdım. Yani ego kabaca böyle bir bilgi. Bilgiyi nereden alabilirsiniz? Bilgiyi ötekinden alıyorsunuz. Yani bir kişi de olabilir, doğa da olabilir size bilgiyi veren. Ve o yüzden zaten ben bir ötekidir diyor Lacan. Çünkü bilgi ötekinin Aslında tek bilgisi. başına bir Evet, bizim tek başımıza bu doğrudur deme şansımız yok. Onu dediğimiz zaman zaten herkes bizi dışlıyor. Yani siz yanlışsınız, ben doğruyum dediğiniz zaman sizi dışlıyor toplum. Hatta deli ilan ediyor. Egonun şeyle ilgili önemli noktalar bunlar bence başlangıç için. Ve aslında yani savunma mekanizmaları olarak tanımlanan şeylere çok fazla da
vurgu yapmaya gerek yok diyorsunuz. Yani zaten egonun kendisi bir bastırma ve dışlama mekanizması olarak çalışıyor. Ama çok fazla mesela projektif identifikasyon varsa orada bir belki nevrozu düşünebiliriz diyorsunuz. Ya da Evet. diğer savunmalar varsa çok kullanılıyorsa burada nevrozu düşünebiliriz Evet. dediniz hocam. Ki bu ego ya da ben diyebiliriz belki değişmez bir yapı mıdır, sabit midir? Mesela şimdi psikanalizde veya psikolojide de çok fazla savunulan bir görüş var. İşte çocukken yaşananlar, travmalar, özellikle travma kavramı çok vurgulanıyor biliyorsunuz hani artık Evet. her yerde travma. Yani anne babanın yarattığı bir travma çocuğun bağlanma sistemini bozar diyelim hani güvensiz bağlanır çocuk ve bu travmalar bütün hayatı boyunca onu etkiler. Bütün ilişkilerini etkiler, yakın ilişkilerini etkiler gibi. Yani ego bu kadar sabit midir? Hiç ergenlikte değişmez mi? Sonrasında değişmez mi? Çünkü ben bir öteki dedik, imago da şekillenen, imago da kendini bulan bir yapıysa bu iki bilgiyi nasıl düşünebiliriz? Çelişen bilgiler midir? Yoksa sizin yorumunuz nedir bu duruma dair? Evet. Travma kavramı hakikaten çok vurgulanıyor son zamanlarda benim de gördüğüm kadarıyla. Ama bir travma yaşamadan ne bir ego geliştirme şansımız var ne de egomuzu daha sağlıklı bir hale geliştirme, getirme şansımız var. Yani öznenin bir ötekine bağlı olarak oluşturmuş egoyu daha sağlıklı bir hale güncel bir hale getirebilmesi için ondan bir kopuş yaşaması lazım. Eğer biz ilk oluşturduğumuz ego düzeyinde kalacaksak ve o ilk ötekini hayatımızda halen ilerleyen hayatımızda da tek öteki olarak kabul edeceksek o zaman gelişemiyoruz. Çocuksu bir egoyla, megaloman bir egoyla, grandiyoz bir egoyla yaşamak durumunda kalıyoruz. Şimdi grandiyozite falan bunlar aslında birer savunma mekanizması. Lacan da bunu açık açık kendisi söylüyor. Egonun kendisi savunma mekanizmasıdır diyor. Onun ayrıca savunma mekanizmalarını tarif etmeye gerek yok diyor. Ama Anna Freud bu konuda çok ısrarla savunma mekanizmalarını kategorize etmeye, tanımlamaya çalışmış. Şimdi tabii ki ego değişir, gelişir. Çünkü bizim hayatımızdaki ötekiler değişir. Zaten bizim zaman kavramını geliştirebilmemizi sağlayan şey bu ötekindeki değişikliktir. Yani bir ötekinden başka bir ötekine geçmek ya da bir ötekinin niteliğindeki değişiklik. Örneğin çocuk annesiyle hiç ayrılmadığı bir ilişki içindeyken birkaç ay boyunca sonra anne giderek uzaklaşmaya başlar. İşte Freud'un Ford'da oyununda oradaki Freud torununda torununun zaman kavramının ötekinin gidiş gelişiyle yani çocuğun torununun annesinin gidiş gelişiyle nasıl geliştiğini o makaraya sarılmış ibrişimle kontrol etmeye çalıştığını orada çok güzel anlatır. Yani annenin yok oluşları tekrar gelişleri. Bunun arasındaki zaman süresi. Ne zaman gidiyor ne zaman gidiyor. İşte zaman kavramı o şekilde oluşuyor çünkü annenin gelişi yeniden egonun kendisini görebilmesini sağlar. Anne yok olunca ego da yok olur. Çocuk böyle bir varlık yokluk arasında gidiş gelişlerle zaman kavramını geliştirir. Daha sonra ama eğer biz annemizin aynasında annemizi sadece öteki olarak kabul ettiğimiz bir yaşantıyı sürdürmeye çalışıyorsak o zaman çok ilkel bir ego ile yaşamak durumunda kalırız. Hiçbir şeye tahammül edemeyen, yıkıcı, kendisi uyum sağlayamayan bir ego oldukça ilkel bir ego olur. Hatta işte sevdiği insanları bile katledebilecek derecede öfkesini kontrol edemeyen bir ego. Oedipus efsanesinde mesela bu anlatılır. Ama başka bir ötekine geçmek yeni bir ego oluşturmak gibi aslında. Ya yani bu ötekiler arasında tabii ki çok yumuşak geçişler olmuyor. Yani bir anneyle geliştirdiğimiz egonun
hayatının tatlılığını anneden koptuktan sonra bulmamız tabii ki mümkün olmayabiliyor. Genellikle de böyle yani oldukça zorlayıcı bir geçiştir aslında. Bunlar travmadır. Bu travmalar olmasa egomuzu geliştiremeyiz. Yeni daha sağlıklı egolar kuramayız. İlerledikçe yaşımız, örneğin okula başladık. Yeni bir öteki çıkar karşımıza. Yani nedir o? Okulun kuralları, öğretmenler. Bu öteki bizim yeni bir ego geliştirmemizi sağlar. Yani nasıl bir yeni ego? Yeni bir bilgi. Yani içinde bulunduğumuz mekan ve mekanın bilgisi çok önemli. Onun için ben hep mekan analizi derim. Lacan'cı psikanaliz kitabında mekan çok önemli. Çünkü egoyu anlamak için mekana bakmak lazım. Mekanın doğruları neyse ego onları kendi doğruları olarak savunacaktır. Yani böyle egonun içinden gelmiyor, öznenin içinden gelmiyor doğru yanlış ayrımı. O mekana bakıyor, mekanda doğru olan ne? Bu bir süre sonra farkında olmadığımız bir süreç içinde bunlar sanki bize aitmiş gibi en başından beri, sanki bizim içimizden kaynaklanıyormuş gibi kendimizi mükemmel, tertemiz, pirupak, iyilikten oluşan bir yumak gibi oluşturuyoruz. Ondan öncesi yok. Unutuyoruz. İşte 4 yaşından öncesini unutmamız böyle bir şeydir. Yani 3 yaşından önce, yani 3-4 yaşlarında çocuk neyi oluşturur? Egosunu. Yani nasıldır o ego? Altına yapmaz, tuvaletini tutar, ortalıkta insanlara tükürmez, yemeğini doğru dürüst yer, yaramazlık yapmaz falan filan. Şimdi ondan önceki hayatında bütün bunları yaptığı hayatında yaşadıklarını tamamen unutur gider. Altına nasıl yapıyordur, hatta dışkısıyla nasıl oynamıştır, dışkısını alıp duvarlara nasıl yazmıştır, idrarını nasıl kaçırmıştır falan. Bütün bunlar silinir gider hafıza. Aslında silinmez. Yeni ego, yeni bilgi sahiplenen ego bunları dışarıda tutar. Yani yeni bir bilgi önümüze konduğunda biz de yeni bir ego geliştirmiş oluyoruz. Bir insanın egosu eşittir mekanın doğrularını içeren bilgidir. Tamamen bir bilgi, ego. Bu bakımdan bir insanı yönetmek için ben hep söylerim, yönetmek çok kolay. Sadece yapmanız gereken ona bilgi vermek. Hepimizin bir bilgiye ihtiyacı var, değil mi? Eğer o bilgiyi kontrol edebiliyorsanız, öznenin nasıl bilgileneceğini, hangi bilgiyi alabileceğini, hangi bilgiyi almayacağını kontrol edebiliyorsanız, onun zihninde kontrol etmiş olursunuz. Ama özne sizin hangi bilgiyi alacağını kontrol edemediğiniz bir mekanda yaşıyorsa, o zaman onun zihnini kontrol etmeniz çok zor olur. Şimdi mesela günümüzde bilgi alma kanallarımız aslında çok genişlemiş gibi duruyorken aslında çok daraldı. İşte medya, internet falan. Orayı kontrol ettiğinizde öznenin bilgisini, yani egosunu kontrol etmiş oluyorsunuz. Ego sizin verdiğiniz bilgiden oluşuyor. Bunu doğru bilgi olarak veriyorsunuz. Yani öteki, bugünkü öteki medyadır aslında. Medyanın verdiği kadarını öğrenen özne, o doğruları sahiplenen bir ego olarak ortaya çıkıyor. Onun için onun bilgisine karşı çıktığınızda egosuna saldırmış gibi hissediyor o da. Çok sert tepki veriyor. Şimdi bunlar tabii travmatik geçişler halinde gerçekleşebilir. Ama travma bu durumda her zaman kötü bir şey olarak görülmemeli. Travma olmazsa, yani bir insan bağlandı, annemize güvenli bağlandı. Tamam, ama hep orada mı kalacağız? Tabii ki kopmamız lazım, ya da babamız ya da başka bir takım şeyler. Bunlardan kop daha ileriye gitmemiz lazım. Bunlar tabii travmatik şeyler. Bunları göze almazsak bir gelişim sergilememiz mümkün olmuyor tabii. Yani günümüzde herhalde şöyle bir şey var. Travma olarak nitelenen şeyler de herhalde geçmişteki travma olarak nitelenen şeylerle çok alakalı görünmüyor gibi. Yani şimdi helikopter annelik babalık gibi bir kavram çıktı. Yani aileler de çok kaygılı, çok tedirginler. Tabii günümüzde bunun da sebepleri vardır. Hani
çocuk en küçük bir engelle karşılaşsa bir travma yaşadı mı? İşte siz de Evet. karşılaştınızdır diye tahmin ediyorum. Ya da bazen işte kişiler işte ben annemden dolayı böyle oldu, işte babadan, hani hep o dediğiniz gibi nevrotik savunmalar bir şekilde belki o nevrotik tablo orada kalmış bir tablo ama o şeyi aşmakta zorlanan bir tablo belki gözlenebiliyor. Ama travma dediğiniz gibi belki gerekli de bir şey. Hani bir baba metaforunun çalışması bir şekilde o farklı bir daha dış dünya algısı gereken de bir şey. Ama bir anne söyleminin içine sanki hapsedildik gibi sizle de konuştuğumuz şey Evet. işte bu ana akım psikoloji diyelim. Burada da üretilen bilgi bunun üzerine dönüyor belki de. Anne babalar hep travma yaratıyorlar. İşte çocuklar hep bugün bu yüzden böyle. Ama burada imago atlanıyor gibi. Yani dediğiniz gibi mekanın bilgisi ne? Bu atlanıyor. Yani günümüzdeki tablo mesela atlanıyor. Hani buradaki ekonomik işleyiş ya da işte pandemiyle gelenler mesela işte o 19. yüzyıldaki o disiplin toplumundan daha denetim toplumuna geçmemiz gibi gibi hani Evet. bütün bunlar atlanarak sadece annelerin, babaların suçlandığı, annelerin de babaların da artık yani ne yapacaklarını bilemediği bir tabloda yaşıyor Evet. gibi. Evet. Yani buna dair ne düşünüyorsunuz hocam? Bu ana akım psikolojinin bu yaklaşımı ya da psikanalizin, ego psikanalizin ya da Yani çok önemli bu konu. Gerçekten en yakınlarına karşı çocukların kışkırtıldığı bir döneme girdik aslında. Evet. Yani bu yeni nesilin aktarılması, yani bir yandan çocuklar söylediğiniz gibi bir anne söyleminin içine kapatılıyorlar. Bir yandan da o söyleme karşı kışkırtılıyorlar. Şimdi anne söyleminin içinde öznenin hapis kalması aslında grandiyoz, oldukça sağlıksız bir egonun ortaya çıkmasına neden olur. Mekanın bilgisi bu kadardır. Nedir? Yani anne ile çocuk ilişkisi çocuğun her zaman mükemmel bir nesne olduğuna yönelik annenin aynalama yaptığı bir ilişkidir çocuğa yönelik. Yani çocuk kendisiyle ilgili bir takım şeyleri düzeltmesi gerektiğini düşünmez. Çünkü anne her zaman, her anne çocuğuna karşı çok sevecen, çok ilgili, anlayışlı davranır. Ama işte biraz travmayı göze alıp çocuğu başka gözlerin önüne de koymak lazım. Başka aynalamalara da maruz bırakmak lazım ki çocuk kendisinin aslında ne yaparsa yapsın mükemmel bir nesne olarak kabul edilmeyeceğini anlasın. O zaman çocuk yeni koşullara uyum sağlamak için daha çok uğraşıyor. Daha çok çabalıyor. Öbür türlü hep ben haklıyım konumunda oluyor. Tabii dışarı çıkmak istemiyor. Yani bu egodan başka bir egoya geçmek istemiyor. Başka bir mekana geçmek istemiyor. Başka bir mekanın doğrularıyla yüzleşmek istemiyor. Hırçınlaşıyor o durumda. Şimdi yaşadığımız dönem bilginin tek kanaldan iletildiği bir dönem olduğu için insanlar bu tek kanallı bilgide oluşturdukları ego dışında bir dış dünya ile ilişki kurma olanağı bulamıyorlar. Yani sonuçta bir bilginin zemininde hareket etmek durumundaysanız ve hep evde oturuyorsanız, bilgi de size tek bir kanaldan geliyorsa, o zaman ona inanmak durumunda kalıyorsunuz. Size iletilen bilgi doğru bilgidir, onun dışındaki yanlış bilgidir. Şimdi bu tabii insanların bilgiyi sorgulama durumunda, kendilerine iletilen bilgiyi sorgulama noktasını sorgulamaları durumunda birbirleriyle ciddi bir çatışma içine girmelerine neden oluyor. Yani bu sorgulayan bir ego aslında zor kabullenilecek bir şey haline geldi. Çünkü başka bilgi yok.
Yani başka türlü bilgiye ulaşma şansınız yok. Evde oturuyorsunuz, sürekli belli aynı kanallardan size bilgi ulaştırılıyor. Şimdi bu durumda ya bilgiyi bir kenara iteceksiniz, o zaman egonuz yok olacak. Ben neyim bilemeyeceksiniz. Her zaman çünkü ne dedik? Bir ötekinin verdiği bilgi zemininde biz kendimizi bilebiliyoruz. Başka türlü kendimizi bilme şansımız yok. Neyi bilebiliriz? Başka türlü dürtülerimizi biliriz. Bilebileceğimiz tek şey budur. O nedenle o bilgiye kendimizi, egomuzu bütün tutabilmek için bağımlı duruma geliyoruz. O bilginin sorgulanması demek bizim sorgulanmamız anlamına geliyor ki o durumda da hiç işimize gelmiyor. Ve bu nedenle egomuzu sabit tutabilmek, bütünlük tutabilmek için o bilgiyi sorgulamadan kabullenmek durumunda kalıyoruz. Sorgulama otomatikman dışlanmış oluyor bu durumda. Bu tabii çok tehlikeli bir süreç. Yani bilgiyi sorgulayan insanların da başkaları tarafından kendi egolarına yönelik bir müdahale yapıyormuş gibi algılanmaları nedeniyle çok sert saldırıya uğrayabiliyorlar. Çünkü egomu yok ediyorsun diyor. Yani sonuçta ben bilgi eşittir egoysa ben bu bilgiden oluşmuşum. Sen o bilginin var olup olmadığını sorguluyorsun. O zaman beni sorguluyorsun. Tabi bu açık açık bilince gelen bir şey değil ama böyle algıladığı için insanlar tepkileri de o şekilde çok sert oluyor. Sorgulayan insanlara yönelik çok sert tepki veriyorlar. Sorgulama ortadan kalkınca tabii ki tek bir doğru ve bu doğruya uyan uymayanlar bu durumda tabii çocuklar bile egolarını sağlam tutabilmek için en yakınlarını bile ihbar edebilecek düzeyde ihbarcı durumuna gelebiliyorlar. Yani sonuçta ben egomu korumak için belli bir bilgiyi korumak zorunda isem, mekanın bilgisini doğru kabul edip onu da korumak zorunda isem ki egomu sağlam tutabilmenin, sürdürmenin tek yolu buysa, o zaman bu bilgiye uymayan, karşı çıkan herkesi ihbar etmek durumundayım. Çünkü beni yok edecektir onun devam etmesi. Böyle çok garip bir döneme girdik. Yani Orwellian bir döneme girmiş durumdayız. Birçok romanda tabii bunlar aslında çok önceden işlenmiş romanlarda, filmlerde. Maalesef şu anda bizim hayatımızın gerçeği olarak ortada bulunuyorlar. Ama egoyu böyle bir ihbar etme, en yakınlarına bile düşman haline getirme bu kadar kolay bir şey aslında. Yani bilgi hep şuna bakmak lazım. Hangi bilginin üzerinde ego kendini oluşturmuş? Onu gördüğümüz zaman egonun hangi konularda hassasiyet gösterdiğini, neleri dışladığını, neleri kendine ait kılacağını çok iyi anlayabiliyoruz. İşte histeri durumu bir ötekinin henüz oluşmadığı, sabit doğruların yanlışların henüz oluşmadığı, doğruların yanlış olabileceği, yanlışların doğru olabileceği, herkesin her şey haline gelebileceği, benim öteki, ötekinin ben, yani böyle bir karmaşanın olduğu bir dönem. Histeri dönemi. Ego da orada tabii bir zayıflık gösteriyor histeri döneminde. Histeri dönemini aşabilmek için ne yapıyoruz? Oradaki o karmaşayı, düzensizliği alt edebilmek için bir doğruyu şaşmaz bir şekilde savunan kişi haline geliyoruz. Ama o doğrunun bize verilmesi lazım. O bakımdan karmaşadan kurtulmak isteyen insanların en büyük arzusu kendilerine şaşmaz bir doğrunun sunulmasıdır. Bu doğru sunulduğunda insanlar korkunç bir şey güçle o doğruyu kabullenmek yönünde harekete geçerler. O ego oluyor işte. Ve onun da kitlesel olarak nerelere varacağını hep tartışıyoruz sizinle de. İşte tam da herhalde hani Lacancı perspektifin diğer ego psikolojisinden ayrıştığı nokta burada olmalı. Yani egoyu güçlendirmek, yani
kişiyi, bireyi belki sorumlu tutmaktansa bir mekan analizi yapmak daha değerli görünüyor. Artık günümüzde de çok dediğiniz gibi histerik bir tablo, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmediğimiz bir tablo. Aynı yerden bilgi geliyor ama saatler içinde bile değişebiliyor. Evet. Çok fazla uyaran var. Tarihin belki hiçbir, hatta yani hiç, belki değil, evet, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok görsel bombardmanı altındayız. Bir saat içinde bile değişen bilgiler var. Ve artık toplumsal yapılar da değişiyor diyebiliriz belki hocam, öyle değil mi? Yani Evet. tartıştığımız gibi, konuştuğumuz gibi artık hapishanelerin, hastanelerin, kapatma mekanlarının çağı belki geçiyor ve bunun yerine daha kapandığımız yerler, telefonlar, sosyal medya, işte böyle teknolojiler olarak belli bir hapishanenin içine kapandık. Hiç farkında değiliz. Belki özgür olduğumuzu zannediyoruz. Evet. Aynı söylemi, aynı şeyleri tekrar tekrar saatlerimiz sosyal medyada geçiyor belki. Bunları dinleyerek. Belki yani o sosyal medyada beğenilmemek en büyük cezamız artık. Yani hapishane Evet. bu. Yani mesela Deleuze'un ilginç bir şeyi var, benzetmesi. Bu geçmişin insanı artık disiplin toplumunun insanı midye gibi benzetmesi var. Yani kapanan bir yapı. Günümüzün insanı artık bir yılan diyor. Yani bir yılan gibi kıvrak, her şekilde dediğiniz gibi neyin doğru neyin yanlış önemli değil. Sabit bir doğruyu sürdürmektense histerik bir tabloyu belki sürdüren bir yapı. Bu anlamda hatta surf sporunu örnek veriyor. Surf'teki gibi dalgalara uyum sağlamak belki. Aslında bu çok anlamlı bir örnek. Psikolojide de kullanılan bir örnek. Yani duygularınızla bir surf yapar gibi orada hareket edin. Yani yine bir mekan, neden o tahtanın üstündeyim sorgusu yok ama oradaki o hareketi kabullenme üzerine bir yaklaşım belki. Ve belki burada şunu da ekleyebiliriz. Yani sizle de daha önce konuşmuştuk bu konuyu. Benim de dikkatimi çeken bir konu. Geçmişin insanıyla günümüzü kıyasladığımız zaman belki farklar olabileceğini düşünüyorum. Yani uygarlığın huzursuzluğunda Freud aslında bunu düşünmenin çok da faydalı olmayacağını söylüyor. Yani geçmiş insanlar mı mutluydu, biz mi daha mutluyuz? Bunu çok araştırmak bizi bir yere vardırmaz diyor. Yani bir Engizisyon ya da işte 30 yıl savaşları örneğini veriyor. Oradaki insan mı bizden daha mutsuzdu, biz mi daha mutluyuz? Bunu bir yere vardırmayacağını söylüyor ama bu bence önemli bir nokta. Çünkü belki tarihin çok ilginç bir kavşağındayız diye düşünüyorum. Yani Evet. geçmiş insan evet belki savaşlar içindeydi ama yaşamında bir anlam olabileceğini düşünüyorum ben. Yani savaş doğrudur, yanlıştır falan değil tabii. Şimdi Lacancı perspektif zaten bunu çok dışında bir yerden bakıyor. Ama bir simgesel bir işleyiş içinde o kişi. Evet. Yaşamında belki bir anlamı var. Yani burada kendini belki devrimci olarak savunuyor ya da bir asker olarak görüyor ya da adını başka bir şey olarak gördüğümüz bir yapı var. Simgesel bir yapının içinde bir gösteren gibi sürdürüyor. Biraz belki daha tutarlı görünen bir yapı. Daha belki işte o midye gibi, yani bir yılandansa. Günümüzde ise artık yani o kadar çok İmge bombardmanı altındayız ki günümüze dair siz ne düşünüyorsunuz? Yani talebin öznesi yerine ihtiyacın, o hedefe odaklanan ve hedefini alan özneye mi bıraktı artık? Yani sizle de daha önce yazışmıştık, konuşmuştuk. Artık bilinç dışı ortadan kalkıyor mu? Yani hiçbir şekilde bir fanteziden söz edemeyecek miyiz? Yani hedefe çabuk mu ulaşıyoruz? Yani günümüzde biraz böyle psikotik bir yapı mı var? Hani egonun, bilinç dışının bile belki çok işlevinin olmadığı,
Yoksa aksine çok imgesel bir yapım mı var? Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi tabii ego aslında oldukça toplumsal bir yapı sayılabilir. Yani başlangıçtaki o imgesel dönemin sonrasında mekandaki doğruları kabulleniyor diye anlattık. Bunun üzerinde çok duruyoruz. Şimdi toplumsal yaşamın tamamen ortadan kalktığını düşünelim. Diyelim ki sanal ortamda yaşıyoruz ve birbirimizi bu şekilde ekranlarda görüyoruz. Belli zamanlar dahilinde ekranlardan iletişim kuruyoruz. Ya da bu hiç değilse canlı bir iletişim. Canlı iletişimin tamamen kalktığını ve kendi kurguladığımız senaryoların içinde bir takım imajları bir araya koyup kendimizde onun içinde oluşturduğumuzu düşünün. Şimdi burada tabii sanki ta geriye, grandiyoz egoya geri dönme riski varmış gibi duruyor. Yani ego başlangıçta tabii ki doğrulardan, yanlışlardan haberdar olmuyor. Yani çocuğun başlangıçta doğru yanlış olarak ilk anladığı şey duruş biçimi ve görünüşüdür. Yani kendisinin de görünüşü başkaları gibi ise mesele yoktur. O bakımdan kendi gözüyle dışında gördüğü insanlar gibi aynı biçimde bir vücut imajına sahip olmak ister. Yani yine mekanın bilgisine başvuruyoruz. Doğru bir imaja sahip olmak eşittir mekandakilerin imajı gibi bir imaja sahip olmak. Şimdi böyle bir imagoyu kaldıralım. Mekanda başka insanlar yok. Diyelim ki işte anne falan, onlar da çok az bir ilişki içindeyiz. İşte sanal ortamda bir özne yetişiyor. Peki kendilik imajıyla ilgili böyle bir öznenin nasıl bir algısı olacak? Şimdi böyle bir durumda özneyi belli bir çerçeve içine hapsedecek bir mekan olmayacağı için öznenin kendilik imajında korkunç bir çeşitlenme algısında çeşitlenme söz konusu olabilir. Yani biz kendimizi başkaları gibi iki kolu, iki bacağı, iki gözü, iki kulağı olan biri gibi görüyoruz, böyle olduğumuza inanıyoruz. Bunun doğrudan kanıtı olmadığı halde inanıyoruz buna, başkaları gibi göründüğümüze. En fazla kanıtımız sabah aynada gördüğümüz, bize yansıyan şey, o da bizim dışımızdan geliyor. Şimdi çocuğun gelişiminde böyle bir alacakaranlık dönemi var. O dönemde çocuğun karşısına nasıl bir mekansal normali koyarsanız çocuk da ona benzemeye çalışır. Şimdi giderek böyle bir imgesele doğru geri dönüyorsak, o zaman insanların kendilik imajlarıyla ilgili sınırsız bir çeşitlenme ortaya çıkacak demektir. Estetik algısı ve normal algısı ortadan kalkıyor demektir. Şimdi bizim bilinç dışımızı oluşturan şey zaten egonun doğru bilgiyi sahiplenmesi olduğu için o zaman da doğru olmayan bilinç dışına konumlanıyor. Böyle bir etkiden kurtulunca tabii bilinç dışı bu kadar net bir şekilde oluşamayacak. O zaman kendilik imajımızda sürekli bir değişiklik, o imajdan o imaja atlama, hatta kendimizi çok farklı biçimlerde hissediyor olmak ile birlikte bizim doğru yanlış algımızda da çeşitlenme ortaya çıkacak demektir. Yani bugün bilinç dışında tuttuğumuz her şey yarın bir gün bilincimize rahatlıkla gelebilecek şeylere dönüşebilir. O durumda nasıl bir hayatımız olur? Yani bu tür, böyle insanları bir araya koymak mümkün mü? Bu insanların bir arada toplumsal bir yaşam kurmaları bana çok zor geliyor. Artık o noktayı geçmiş olacaklar. Çünkü her birinin kendine ait tamamen öznel, intrasubjektif bir imaj algısı ve doğru algısı olacaktır. Bu durumda bir ortak zeminde buluşamayacakları için Freud'un Kültürün Huzursuzluğunda, Kültürdeki Huzursuzluk kitabında belirttiği
etken de ortadan kalkacak. Yani insanlar üzerindeki o etki de ortadan kalkacak. Bu durumda birazcık güvenlik için, Freud diyor ya, insan birazcık güvenlik için keyfinden feragat etmiştir diyor. Artık öyle bir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Sınırsız bir çeşitlilik içinde imaja, kendilik imajına sahip olduğunu düşünen ve doğru yanlış şeyleri sınırsız bir devinim içinde değişen, belki saatten saate değişebilen, sabit bir doğru yanlış algısı olmayan, bu bağlamda da sabit bir egodan bahsetmediğimiz, sürekli olarak değişen bir ego ile karşı karşıya kalabiliriz. Böyle bir öznenin hafızası nasıl olacak? Tabii ciddi hafıza sorunları yaşayacaktır böyle bir özne. Bir anın egosuyla yaptığı bir şeyi başka bir anın egosuyla hatırlamayabilir. Bu özneyi rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Başka bir insan gibi yaşamasına fırsat veren bir mekan ortaya çıkıyor demektir. Bu durumda karşınıza alıp da bir süreklilik içinde, yani biz şimdi mesela psikoterapiye gelen insanlarda şunu konuşuyoruz değil mi? Geçmişte ne olmuştu, bugün ne oluyor, yarın ne olabilir, nasıl algılıyor? Bir süreklilik içinde algılıyoruz. Şimdi özneyi karşımıza alıp bu şekilde konuşma olanağımız belki kalmayacak. Çünkü bunlar ayrı ayrı dünyalarda var olmuş olan ama o anda bizim karşımızda somutlaşması mümkün olmayan yaşantılar olarak dağılıp gidecekler belki. Ama bu durum o öznede bir sorun yaratır mı? Yaratmayabilir. Eğer o özne ihtiyaçları tamamen karşılanan bir özne ise, ısınıyorsa, karnı doyuyorsa, barınak sunuluyorsa, interneti bağlanıyorsa falan, o zaman o bu durumdan dolayı bir sorun yaşamıyor, sorun algısı geliştirmeyecektir. Sorun yaşadığını düşünmeyecektir ve tedavi için de başvurmayacaktır. Şimdi bakın, burada alıştığımız insanın tamamen dışına çıkıyoruz. Evet, yani bir kartezyen özne anlayışına lakancılık karşı çıkıyor ama bir antihümanizma boyutunda da değil, olmaması gerekir. Çünkü bu noktayı aştığımızda bir antihümanizma karşımıza çıkıyor. Yani karşımızda ne olduğunu anlayamayacağımız özneler olacak. Biz de belki öyle olacağız. Birbirimizle anlaşılır kodlarla iletişim içine girmemiz belki zor olacak. Yani şu anda işte dünyada 100-150 tane canlı dil varsa, farklı dilleri konuşan insanlar bir araya geldiğinde nasıl ki birbirlerini anlayamıyorlarsa, aynen o şekilde insanların birbirlerini anlaması çok zor olacak. Bu durumda bu özneleri birbirini anlamayacak derecede atomize olmuş, birbirinden çok çok farklılaşmış, vücut imajları tamamen birbirlerinden farklı hale gelmiş özneleri tek bir doğru üzerinde bir araya getirip birbirlerini anlamalarını sağlayacak bir büyük ötekinin varlığı hayati bir hale geliyor. Eğer insanlar bir şekilde bir araya gelmek zorunda kalırlarsa, böyle bir didaktik büyük ötekinin varlığına ihtiyaç duyacaklar. Herkes oraya bakacak. Büyük öteki ne diyor? Onu anlayacaklar. Herkes büyük ötekinin dediğini birbirine tekrarlayarak o zeminde konuşursa birbiriyle anlaşabilecek. Bu yeni tür bir diktatörlük demek aslında. Yani bir yandan sizi kendi halinize bırakıyor, aşırı özgür bir şekilde istediğiniz gibi oluyorsunuz ama bir yandan da başkalarıyla bir araya geldiğinizde bu özgürlük birbirinizle iletişimin sürmesine engel oluyor. İletişimi sürdürmek için bir büyük öteki gerekiyor, ortak bir zemin yaratmak için. Şimdi böyle bir totaliter ortam. Yani bir büyük öteki gelecek, totalize edecek. Burada heterojen hale gelmiş özneleri, tamamen heterojen hale gelmiş özneleri. Bu neden gerekebilir ileride? Teknolojik ortam bu şekilde geliştikten sonra özneler neden birbirleriyle
birbirlerini anlayabilecekleri bir ortamda iletişim kurmaya ihtiyaç duyarlar. Bu tabii insanın kendisini bilme ihtiyacından kaynaklanan bir şey olarak ortaya çıkabilir. Bu ihtiyacın eğer ileride de insan var oldukça süreceğini düşünüyorsak, yani bizim tarih boyunca insanların en önemli şey kendini bilmek olmuş. Ben neyim diye merak etmiş insanlar, değil mi? Eğer bu merak ileride de sürecekse, buna inanıyorsak, o zaman insanların bir araya gelmesine bu zorlayacak demektir. Onlar bir araya gelmeye, kendilerini tanımak için, sabit bir kimlik içinde tanımak için bir araya gelme ihtiyacı duyarlarsa, onları bir araya getirip birbirlerine anlaşır hale, duruma sokacak bir büyük ötekine ihtiyaç duyacaklar. O zaman aynen kreşteki çocuklar gibi, hani başlarında bir yönetici öğretmen olmayınca 3 yaşındaki çocuklar birbirlerine çok kötü davranıyorlar, organize hiçbir şey yapamıyorlar, birileri mağdur oluyor, birileri mağdur ediyor falan, öyle bir ortam ortaya çıkacaktır. Bunu engellemek için de bir ortama gücün gelmesi lazım tabii. Bu tekrar tam sınırsız özgürleşiyoruz dediğimiz noktada bizi yeniden çok acımasız bir güce mahkum eden bir duruma dönüşebilir. Mekan bu duruma dönüşünce. Tabii o durumda ne olur? Bunlar tabii tamamen spekülasyon yapıyoruz. Yani biraz geleceği okumaya çalışıyoruz bu açıdan. İnsanın nereye gidebileceğini, bu şekilde nereye sürüklenebileceğini. Ama böyle olur mu, olmaz mı? Tabii bilemiyorum. Çünkü şaşmaz doğrular bir şekilde insanların hayatına girmiş. Toplumların yaşamına girmiş. Bir yerlerden insanlar bulmuşlar bunları. Ve bunların zemininde topluluklar oluşmuş. Bir takım gruplaşmalar, daha büyük gruplaşmalar falan ortaya çıkmış. Bakalım bu şey insanın yaşamını yönetecek mi? İnsanların birbirlerini kendilerini tanıma ihtiyacı nedeniyle birbirlerine ihtiyaç duymaları durumu ileride devam edecek mi? Ona bağlı bir şey. Göreceğiz tabii zamanla. Ömrümüz vefa ederse. Evet hocam, yani geleceğe dair de belki düşünce egzersizi yapma adına çok kıymetli oluyor bu bakış açısı. Yani şu an aslında geleceğe dair üretilen bilgilere baktığımızda, işte sanatta, sinemada, işte teknolojide, bilgisayar oyunlarında hep distopik bir tablo. Evet. İnsanların hayatta kalmaya çalıştığı bir tablo. Yani çok enteresan zamanlar. Hani bir taraftan dediğiniz gibi özgürlük, bolluk, ferah, refah, her türlü olumlu diyebileceğimiz kavram sunulurken bir taraftan da tablo farklı görünüyor. Yani iklim krizi aslında içerisindeyiz şu anda ama hiç haberimiz yok, farkında değiliz. İşte dediğiniz gibi ego böyle bir şey herhalde. Yani başka bir girdileyen bir şey. Hani bildiğini sürdürüp ama yanı başındaki o iklim krizini, daha farklı sıkıntıları görmeyen bir tablo. Yani ilginç zamanlar, bilmiyorum. Hani geleceği bu kadar distopik bir şekilde bize sunup halen bu tablodan ders çıkarmamak da tabii çok tartışılması gereken bir şey belki. Hocam sizin eklemek istediğiniz var mı? Belki yavaş yavaş toparlayabiliriz. Toparlayabiliriz. Yani bu tabii biraz belki insanları kaygılandıran bir gelecek projeksiyonu oldu. Ama tabii egodan söz edince böyle bir gelecek kurgusu yapmak durumunda kaldık. Çünkü ego sabit bir şey değil. Yani hiç kimse sabit bir egoya güvenip de bugün nasılsa, bugüne kadar nasıl geldiyse bundan sonra da böyle gider diye düşünmesin. Öyle ipimizi, şeyimizi bağlayacak bir sağlam, değişmez egomuz yok. İnsan o bakımdan çok değişken bir yapıya sahip ve gelecek de bu bağlamda oldukça değişken olabilir. Bu riski taşıyoruz. Kimse şaşırmasın.
O bağlamda bu saptamaları yapmak durumunda kaldık egodan konuşunca. Yani dediğiniz gibi belki hani burada hep anne imagosu ön plana çıkarılırken biz belki bugün babanın adının aslında ne kadar önemli bir kavram olduğunu, baba Evet. metaforu belki toplum açısından da önemli olduğunu düşünebiliriz. Bilmiyorum siz bu anlamda bir yorum yapmak ister misiniz? O tabii hep baba metaforu insanın özgürlüğünü kısıtlayan, özünü yok eden bir şey gibi algılanıyor. Ama aslında bizim bir arada olmamızı sağlayan bir şey ve gerçek babayla ilgisi yok aslında. Onun gerçek babayla ilgisi olduğunu çocuk bir dönemde düşünüyor. Ama o çocuğa ait bir düşünce. Yani daha sonra zaten zihni geliştikçe çocuk bunun gerçek babayla bir ilgisinin olmadığını anlıyor. Toplumsal ya da doğanın içinde ya da üretim biçimimizin getirdiği bir takım yasalarla bağlıyız biz. Eğer topluluk halinde yaşamak durumundaysak ve gerçek baba da bizim gibi o yasalarla bağlı olan biri. Bunu anladığı zaman özne babadan dikkatini başka yerlere yönlendiriyor. Şimdi bu yasalar aslında evet özneyi kısıtlıyor ama aslında kötü bir şey değil. Bizim birbirimizi anlamamızı sağlayacak bir zemin oluşturuyor. Birbirimize iyi davranmamızı, birbirimize karşı anlayışlı olmamızı, empati yapmamızı, sevebilmemizi, işte Lacan diyor sevgi eşittir bilgidir. Ortak bir bilgiyi paylaştığımızda zaten birbirimizi sevebiliyoruz. Çünkü o bilgiyi seviyoruz. Neden? Bilgi bizi iyi bir insan haline getiriyor. Doğru bilgi. Doğru bilgiyi sahiplenen kişi olarak iyi insan olunca karşımızdaki de iyi insan olmuş oluyor. Aynı bilgiyi paylaşınca iyi insanlar da birbirlerini seviyorlar. Ama bu iyi insan olma hali doğru bilginin paylaşılmasıyla ilgili bir şey. İleride bu doğru bilgi kalktığında herkese ait ayrı bir dünya ortaya çıktığında birbirimizi sevmemiz de çok güçleşebilir. Bu durumda baba metaforu olmayan bir dünyada yetiştiğimizde bu ayrılıklar, kendimize ait dünyalar birbirimize karşı çıkacağımız aykırılıklara dönüşeceği için baba metaforu aslında bizim ne olursa olsun bir otorite olsun başımızda şeklinde arayışımızı güçlendirebilecek bir etki yaratıyor o özgürlük ortamı. Zaten bu özgürlük ortamının bu şekilde yarattığı pişmanlık nedeniyle insanlar kendi özgürlüklerini kendi arzularıyla bin beter şekilde kısıtlama eğilimi içinde olan varlıklardır. Yani insanların niye bu kadar kendilerini kısıtlamaya meraklı olduklarını ancak bu şekilde anlayabiliyoruz. Sartre'ın çok güzel eserleri vardır. Oradaki öznelere varoluşçu açıdan özgürlüğü sunar. Yani yanı başlarındadır ama o özneler özgürlükten kaçarlar. Neden? Çünkü oradaki özgürlük birbirlerinden onları kopartan, birbirlerini anlamayacak hale, birbirlerine düşman hale ve kendilerini de kaybettikleri bir yere onları götürür. Özgürlük bu nedenle öznenin hep kaçtığı şeydir. Yani kamucu anlamda bir varoluşçulukta baktığımızda sanki özgürlüğü insan çok seviyormuş gibi algılıyoruz ama onda çok ürkütücü bir şey var. Bunu ancak bu şekilde anlayabiliyoruz. Yani özgürlükten neden korkuyor insan? Çünkü kendini kaybediyor, kendini tanıyamıyor. Başkalarıyla ortak zeminde birbirlerini anlayabilecekleri sevgi dolu bir ortam kurma şansı kalmıyor. Birbirimizi sevmek, sevilmek istiyorsak o zaman özgürlükten vazgeçmek durumunda kalıyoruz. Aşırı özgürlük bu nedenle aşırı bir diktatöryel özlemi de birlikte getiriyor. İnsanın böyle çelişkili bir yapısı var. Bunu anlayabildiğimiz zaman insanın davranışlarını anlayabiliyorsunuz. Bunu anlayamadığımızda insana ne oluyor? Anlayamıyorsunuz. Yani insanlara özgürlük veriyorsunuz. İşte ne güzel insanlar şey yapsın. Abi bir bakıyorsunuz insanlar kendilerini kısıtlayacak şeyin peşinden koşmaya başlamışlar. İşte
Bunu anlayabilmek ancak bu şekilde, egoyu anlayabilmekle mümkün. Ve sonra da herhalde suçlanacak, medyada üretilen ve suçlanacak işte bir virüs çıkabiliyor ya da başka Evet. şeytanlaştırılacak başka bir şey. İşimizi de kolaylaştırıyor herhalde böyle bir yaklaşım. Ama Evet. dediğiniz gibi biraz bir perspektiften bakmaya çalışmak faydalı olabilir. Bize sınırlanan bilginin dışına çıkmak belki. Biz de bugün hani biraz belki bu anlamda bir katkı sunmaya çalıştık diyebilir miyiz hocam yani? Ben de size teşekkür ederim değerli bilgilerinizi aktardığınız Ederim. için. Bu fırsatı yarattığın için Taylan, elimizden geleni yaptık diye düşünüyorum. Umarım ileride daha da geliştiririz bunları. Çok çok teşekkürler. Ben Çok teşekkür güzel bir ederim. fırsat oldu benim için de. Sizi görmek her zamanki gibi beni çok mutlu etti. Benim için de öyle oldu. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça Saygılar, sevgiler. Hoşça kalın. kalın. Sağ ol. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler.